Sevgili arkadaşlar, ben Mustafa Aydın Başar, Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Denetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Meslek yaşamıma sınıf öğretmeni olarak başladım. Birkaç ilde sınıf öğretmenliği görevlerini bir süre sürdürdükten sonra öğrenimimi devam ettirdim ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi alanında lisans ve daha sonrasında da yüksek lisans çalışmalarımı tamamladım. Yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Yönetimi Denetimi Anabilim Dalı'nda doktora derecesini aldım. Yüksek lisans çalışmam hizmet içi eğitim örgütlenmeleri üzerine bir çalışmaydı. Bu çalışmamda 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'ndaki hizmet içi eğitim birimlerinin örgütlenmelerini analiz etmeye çalıştım. Doktora çalışmam ise ilköğretim okullarının olanakları üzerineydi ve bu çalışmamda da önemli bir boyut olarak ifade etmem gerekirse ilköğretim okullarının yer seçiminden sınıf düzenlemelerine kadar nasıl olması gerektiği ile ilgili bir analiz yaptım ve bir model geliştirmeye çalıştım. Günümüze geldiğimizde yaptığım çalışmalar, araştırma konularım daha çok insan kaynakları yönetimi, hizmet içi eğitim, eğitim denetimi ve son birkaç yıldır da eğitimde koçluk ve danışmanlık hizmetleri üzerine olmuştur. İşte sizinle eğitimde koçluk ve danışmanlık hizmetleri dersinde de birlikte olacağız ve bu yeni yaklaşımın hangi boyutları ve işlevleri içerdiğini ele almaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, bu derste sizin katılımlarınızı önemsiyorum. Çünkü son yıllarda eğitim alanında da önemli yaklaşımlar, gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlardan biri de eğitimde koçluk hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri. Geleceğin eğitim yaklaşımları olarak görülen bu hizmet alanlarını sizlerle dersimizde karşılıklı konuşup tartışarak ele almak benim için keyifli olacaktır. Bu dersle ilgili ara sınav yapmıyorum. Ara sınav niyetine sizden örnek olay çalışmaları isteyeceğim. Ancak dönem sonunda biliyorsunuz bir final sınavımız var. Bu final sınavımızda da klasik tarzda bir sınavla başarılarımızı ortaya koymaya çalışacağız. Çağdaş eğitim anlayışlarına, yeni yaklaşımlara baktığımızda daha birey odaklı anlayışların, birebir ilişkilere dayalı eğitim anlayışlarının öne çıktığını görüyoruz. İşte bu da bizi eğitimde koçluk hizmetlerine yöneltiyor. Geleceğin eğitim yaklaşımları ile ilgili görüşleri ele aldığımızda, onları incelediğimizde koçluk hizmetlerinin her geçen gün daha önem kazanacağını görüyoruz. Bu konuda bir koç hangi yeterliklere sahip olmalı? Bunlar derste tartışılacak. Diğer taraftan okullara yönelik danışmanlık hizmetleri de önem kazanıyor. Özellikle özel sektör eğitim alanında yaygınlaştıkça sanıyorum bu danışmanlık hizmetleri daha da önem kazanacak. Sizlerle keyifli bir dönem geçireceğimi umut ediyorum. Derste görüşmek üzere. Tamamdır hocam. Yeter.